Aranın ardından 14-16'ya devam ediyoruz. Evet, biliyorsunuz Fenerbahçe Hediye Sigorta Erkek Voleybol takımımızla QNET arasında bir sponsorluk anlaşması yapıldı. Bu anlaşmanın da tanıtım lansmanı sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Ve şimdi QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik konuğumuz. Hoş geldiniz diyorum Cem Bey. Evet, çok güzel bir günü geride bıraktık. Tabii ki bugünkü tanıtım toplantısıyla ilgili de size sorum olacak. Yalnız ben en başa dönmek istiyorum. QNET olarak Fenerbahçe Hediye Erkek Voleybol takımımıza sponsor oldunuz. Ve açıkçası bu iş birliğini bize değerlendirmenizi, nasıl olduğunu anlatmanızı rica edeceğim. Doğru. Biz olayı şöyle bakıyoruz. QNET olarak dünyada doğrudan satışta öncü firmalardan bir tanesiyiz. Fenerbahçe keza Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinin başında geliyor. Ve bu işbirliğinin bizim için karşılıklı fayda getireceğine inandığımız için biz sponsor olduk. Çünkü bizim doğrudan satışta girişimcilerimiz aracılığıyla bu işi yapıyoruz ve girişimcilerimizin güçlendirmek misyonumuz var. Onların kendi kişisel gelişimiyle alakalı bir misyonumuz var ve bu misyonla spor çok bağdaşıyor. Yani sporun içinde olan azim, hırs, çaba ya da işte vazgeçmemek, asla pes etmemek gibi olgular bizim girişimciler için istediğimiz vizyonla örtüştüğü için biz Fenerbahçe ile kol kola geldik. O yüzden de kol sponsorluğuna başladık. Umarım daha ileride daha farklı sponsorluklarımız olacaktır. İnşallah diyelim ve bu sponsorluğunda her iki tarafa hayırlı olmasını dileyelim. Peki QNET'in felsefesiyle Fenerbahçe nasıl bütünleşti? Bizim en büyük felsefemiz dünyaya değer katmak için kendini geliştir diye adlandırdığımız Rhythm felsefesi üzerine. Bu felsefe Gandhi'den geliyor ve QNET'in misyonu ve vizyonuyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün misyonu ve vizyonu arasında bir paralellik var. Ve biz o yüzden zaten Fenerbahçe ile bir beraber çalışma kararı aldık. Bizim yine az önce de söylediğim gibi girişimcilerimize yönelik yapmış olduğumuz çalışmalarda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün farklı bir yeri olduğunu gördük. Ve bizim onlarda yaratmak istediğimiz ya da onları kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak istediğimiz alanlarda sporla çok bir bütünlük sağladığı için bir araya geldik. Ama en büyük felsefemiz dünyaya değer katmak için kendini geliştir. Bizzat yönetimimizden tutun sağdaki bağımsız temsilcilerimize kadar bizim en büyük felsefemiz bu. Sporla da iç içe olduğu için bir aradayız. Peki bugün gerçekten çok eğlenceli bir basın toplantısı yapıldı. Basın mensuplarıyla birlikte voleybol takımımız bir gösteri maçı yaptı. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı. Doğru. Sizin için nasıldı bu tanıtım toplantısı? Şimdi kendi adıma çok eğlendim. Çünkü bir yandan da sahaya çıktım. Tabii çünkü dışarıdan tribünden izlemek çok farklı bir şey. Ama sahada oynamak apayrı bir vizyon ve apayrı bir heyecan. Ve sahaya o birkaç dakikalık çıkışta bile ona sahadaki bu sporcuların yapmış olduğu o zorluğu, o azmi, o harcadıkları emekleri hissedebiliyorsunuz. Ben kendi adıma yine tribünde olup sporcularımızın başarılarını alkışlamak taraftarıyım işin doğrusu. Ama QNET olarak bizzat Fenerbahçe ile sahada olmak bizim için gurur verici. Evet, o dakikalardan da görüntüler şu anda ekranlarımızda. Gerçekten çok özel, çok güzel bir tanıtım toplantısı yapıldı. Açıkçası bizler de izlerken çok keyif aldık. Peki voleybolda sponsorluk anlamında destek verilmesi gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü voleybol gibi bir branşın güçlenmesi gerekiyor. Siz de bu açıdan örnek olan bir markasınız QNET olarak. Bu size nasıl hissettiriyor? Böyle bir işbirliği yapmak ve açıkçası elinizi taşın altına koymak. İşin doğrusu QNET olarak biz kurulduğumuz günden bugüne zaten hep bu tarz etkinliklerde ve spora bu tarz desteklerimiz hep oldu. Tüm dünyanın aksine sadece biz futbolda değiliz. Biz voleybolda, işte basketbolda ya da çeşitli daha lokal branşlarda da olsun elimizden geldiği kadar destekliyoruz. Çünkü bizim amacımız şu, biz beraber büyüyelim istiyoruz. Beraber karşılıklı birbirimize destek olalım. Bu takımdaşlık dediğimiz olguyla beraber birbirimiz bir bütünleşelim, beraber birbirimize destek olalım ve beraberce kendimizi geliştirelim mantığıyla zaten biz voleybolda varız. Umuyorum ki bu Türkiye'deki güzel bir başlangıç yaptık Fenerbahçe'yle. Bundan sonra çok daha farklı noktalara gideceğimizi ben inanıyorum. Ve ülke müdürü olarak şunu söyleyebilirim. Çok sahadan aldığımız feedbackler çok
Çok güzel. Bu bizim için de çok gurur verici. Dolayısıyla da sponsorluklarımız muhtemelen artarak gelişmeye devam edecek. Peki sizin gibi diğer markalara mesaj vermeniz gerekse ne söylersiniz? Çünkü gerçekten sponsorluk desteği sporda çok önemli bir konu. Doğru. Çünkü sponsorluk çok, özür diliyorum, spor çok önemli bir şey. İnsanlarımızın hayatında, hepimizin hayatında çok önemli bir yere sahip. Ben bütün markaları, özellikle kendi sektörümüzdeki bütün markaları, başta voleybol, basketbol olmak üzere tüm sporun tüm branşlarında sponsorluk vermeye davet ediyorum. Çünkü bu sadece sponsorluk ya da sadece bir herhangi bir konuda bir çıkar elde etmek adına değil, tamamen bir sporla bütünleşerek kendinizin de gelişmesi, şirket olarak, çalışanlar olarak, sahadaki bağımsız temsilciler olarak, dolayısıyla da sporun gücünden faydalanarak farklı bir noktalara gidebiliriz. Dolayısıyla sporla iç içe olmak çok güzel bir şey. Biz Q-Net olarak çok gurur duyuyoruz böyle bir sponsorluk yaptığımız için. İnşallah diğer bütün firmalar da sponsorluk için adım atarlar. Sektörde yapan vardır muhakkak ama daha fazlasına ihtiyaç var işin doğrusu. Kesinlikle çok haklısınız. Tabii ki spora ve sporcuya verdiğiniz önem, değer, verdiğiniz destekle birlikte açıkçası şekilleniyor ve gözle görülür bir etki yaratıyor. Peki global ölçekte hangi sponsorluklarınız var? Biraz açarak bu konuyu bilgilenelim. Dediğim gibi Q-Net olarak biz 21 yıldır sektörün içerisindeyiz. Dünyanın önüne gelen doğrudan satış firmalarından bir tanesiyiz. Ve biz 2014 yılında globalde Manchester City futbol takımının sponsorlarından bir tanesiyiz. Çok verimli bir şekilde gelişerek devam etti ve bunun sonucunda 2018 yılı içerisinde Manchester City'nin kadın futbol takımının sponsorluğunu gerçekleştirdik ve halen devam ediyoruz. Yakın bir zamanda da sponsorluk sözleşmemizi uzattık. Aynı şekilde Afrika Konfederasyonları futbol bir bütün orada ve bu konfederasyonun da biz ana sponsorlarından bir tanesiyiz. Afrika içinde düzenlenen Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa gibi etkinliklerin ana sponsorları arasında yer alıyoruz. Dolayısıyla da bizim global ölçekte çok ciddi sponsorluklarımız var. İnanıyorum ki bu sponsorlukla ilgili çalışmalarımızı daha büyük ölçekte Türkiye'de yapacağız diye düşünüyorum. Fenerbahçe de aslında buna bir vesile oldu. Dolayısıyla dediğim gibi Q-Net'in alanında iki tane lider markanın, Q-Net'in ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir araya gelmesi aslında bu sinerjiyi yarattı bence. Umuyorum ki çok daha iyi noktada gideceğiz. Evet, Fenerbahçe erkek voleybol ve Fenerbahçe kadın voleybol takımlarımız, yani Fenerbahçe HDI ve Fenerbahçe Opet, gerçekten çok başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Haklısınız. Galibiyetlerle birlikte, yaşadıkları ve yaşattıkları şampiyonluklarla birlikte gerçekten voleybolun çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Bununla birlikte tabii ki çok değerli markalarla işbirliklerimizin de devamı geliyor. Ve bunda tabii bu başarıda taraftarımızın da etkisi çok büyük. Evet. Sadece futboldan anlayan, basketboldan anlayan bir taraftar yok Fenerbahçe'de. Voleybolda da gerçekten artık kuralları bilen, nerede nasıl tepki verebileceğini bilen bir voleybol taraftar kitlesi oluşmuş durumda. Çok uzun zamandır. Peki yaptığınız bu işbirliğiyle birlikte taraftarımıza nasıl bir mesajınız olur? Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün taraftarlarına ve daha sonra da tüm Türkiye'deki spor severlere şunu seslenmek istiyorum ki herkes kendi ölçeğinde spora mutlaka destek olmalı. Sadece taraftar olarak gelip işte sahadaki takımımızın emeğini alkışlamak değil, aynı zamanda olabildiği kadar destek olmak lazım. Çünkü spor bu şekilde gelişir. Sonuçta bu bir takımdaşlık. Benim için takımdaşlık demek spor. Dolayısıyla da biz de taraftar olarak aslında bu takımın bir parçasıyız. O yüzden de bütün herkesi spora destek olmaya çağırıyorum. Q-Net olarak biz elimizden gelen tüm desteği vermeye devam edeceğiz Türkiye'de var olduğumuz sürece. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'mizle olan işbirliğinizin her iki tarafa da yeniden hayırlı olmasını dileyelim. Benim size sormadığım, sizin eklemek istediğiniz, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Son olarak bir şey yok. Çok teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Dediğim gibi Q-Net 2010 yılından beri Türkiye'de var ve büyümesini arttırarak devam ediyor. Bu sayede de çok daha farklı sponsorluklar gerçekleştirebileceğimize inanıyorum. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.
Evet, QNET ve Fenerbahçe HDI erkek voleybol takımımız çok önemli, çok güzel bir işbirliğine imza attı. Konuyla ilgili QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik konuğumuzdu. Sohbetimizi noktalıyoruz, araya gidiyoruz.